sevgili Gelişen Ekonomi izleyicileri, bugün de sizlere Kastamonu'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda sektörün önce bir firma olan Münir'e sofrasına konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Yavuz Emen bulunmakta. Hemen kendilerine dönmek istiyorum. Merhaba Yavuz Bey. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz Yavuz Bey? Evet, ismim Yavuz Emen. Karayolu'ndan emekliyim. Evet. Kastamonu yöresel yemeklerini yapmak üzere Münir Sultan sofrasını 2007 yılında açtık. Kastamonu'muzu tanıtmak için Kastamonu yöresel yemeklerini yapıyoruz burada. Peki Yavuz Bey, menümüzde neler bulunmakta? Vallahi Kastamonu'nun yemek çeşidi literatürde vardır. 800'ün üzerinde yiyecek çeşidi var. Tabii ki biz bunları isteklere göre yapıyoruz. Şu anda yani gelen misafirlerimiz isteği doğrultusunda nispeten bir oranda yapmaya çalışıyoruz. İşte bandumamız var, tridimiz var, ecevit çorbası var. Kastamonu has hamurda tarhana çorbamız var. Evet. Ekşili pilavımız var. Kastamonu'nun siyez bulguru vardır. Çok meşhur. Yedosu'yla oynanmamış bir bulgur. 10.000 yıl bir geçmişi olan bir bulgur. Onun pilavını yapıyoruz. Ekşili pilav deriz biz ona. Birçok çeşitlerimiz var. Etli ekmeğimiz var yine. Kastamonu etli ekmeği Konya etli ekmeğinden farklıdır tabii ki. Bunların yanında içecek olarak eşi dediğimiz Kastamonu'nun içeceği var. Kastamonu yemekler genelde hamur türü olduğu için o ekşi içiriyoruz. O da hazmettiriyor. Münir'e Sultan sofrasında tüm güzel lezzetlerin yanında doğallığı da bulabiliriz. Evet. Bu binamızı 2007 yılında açtık. Evet. Eskinin üniversitesi burası, medrese. Görsel olarak da bir tarih kokuyor yani. Tabii ki. 1668 yılında yapılmış, yani 328 yıllık önce yapılmış bir bina. Biz de burayı restore yaptık. Hem Kastamonu kültürünü tanıtmak amacıyla hem Kastamonu yemeklerini yapmak amacıyla burayı hizmete açtık. Çok güzel. Peki Yavuz Bey, burada kaç kişi çalışıyor? Bu güzel hizmetleri kaç kişiyle tamamlıyorsunuz? Valla şu anda yaz sezonunda biraz eleman sayımız fazla tabii kışa göre. Evet. Yazın 15 kişi falan olabiliyor. Kışın biraz daha tabii ki düşürüyoruz. Yani gelen misafirlerimiz azalıyor. Evet. Genellikle turizm ağırlıklı çalıştığımız için yazın çoğaltıyoruz. Ama yazın tabii ki 150 kişilik bir kapasitemiz var. 150 kişiye hizmet verebiliyoruz. Yani otobüsler geliyor, turlar geliyor, bireysel gelenler oluyor, yurt dışından gelenler oluyor. Evet. Peki bulunduğunuz sektörde yalnız değilsiniz. Sizler gibi birçok firma var. Sizleri rakip firmalardan ayıran özelliğiniz nedir Yavuz Bey? Vallahi önce şöyle söyleyeyim. Bizim ayırdığım zaten yöresel yemeklerini ben kendim çıkarttım burada. Evet. Onun için hani diğer sektörler hani bizi inşallah takip ediyorlar. İnşallah bizim verdiğimiz lezzetleri onlar da yapar. Kastamonu'da bu tür şeyler çoğalır. Onun için hani bizim ayrıcalığımız bir başka. Zira bunu da şöyle kanıtladık. 2012 yılında Anadolu Halk Mutfakları Türkiye ikincisi oldu. Çok teşekkür ederiz hoş sohbetinizden dolayı Yavuz Bey. Bol kazançlar dileriz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Tüm izleyicilerimizi Kastamonu'ya bekliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun.